Merhaba, ben Kayben. Nasılsınız? Böyle zamanlarda bana en iyi gelen şeylerden biri masal okumak olduğu için ben de size ilk çocuk kitabım Lulu Güneşi Arıyorum okumak istedim. Dilerim hepimize iyi gelir. Sevgili arkadaşım, çizer arkadaşım Dilem Serbest'e de teşekkür edelim bu vesileyle başlamadan önce masalımıza. Lulu yanağında annesinin öpücüğünü hissetti ve hemen uyandı. Etrafta oyuncakları, özel bir bilgisayar olan Bubis'i, odanın dört bir yanını kaplayan can ışıklar vardı. Ancak annesi yoktu. Lulu gözlerini kapattı ve uğurlu sayısı 6'ya kadar saydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Güzel bir rüya Lulu'yu kucağına aldı. Tek gezegeninin prensesi kimdir diye soracak olursanız herkes hiç düşünmeden Lulu yanıtını verir. Bu zeki, tatlı ve maceracı kızın babası Kral Hür ve annesi Kraliçe Umut'tur. Prenses dediğime bakmayın. Toprakla oynamaya, resim yapmaya, evren haritasında gideceği gezegenleri seçip hayallere dalmaya bayılır. En sevdiği yemek köfte, makarna, patatestir. Elbette üçü bir tabakta olmalı. Ve yanında da taze domateslerden yapılmış esmer şekerli ketçap. En sevdiği dondurma çileklidir. Hayır, çikolatalı. Yoksa vişneli mi? Lulu dondurmacıya gittiğinde işte böyle kararsız kalır bazen. Yüzmeyi, bağırarak koşmayı, kuş kovalamayı çok seven Lulu hep bir kardeşi olsun ister. Çünkü bazen Kral Hür gezegen meselelerine dalar ve Lulu'ya zaman ayıramaz. Annesi de sık sık öksürdüğü ve üşüdüğü için Lulu ile dışarı çıkamazdı. Sonra annesi gitti. Yani babası öyle dedi. Kraliçe Umut sonra boyutundaymış. Hayret, Lulu evren haritasında böyle bir boyuta rastladığını hatırlamıyordu. Lulu sonra boyutunun nerede olduğunu sordu. Babası sesinin titrediğini belli etmemeye çalışarak gökyüzünde dedi. Biz yerdeyiz, annen ise gökyüzünde. Bizi oradan izliyor ve gülümsüyor. Hep iyi olmamızı istiyor. Özellikle de senin. Kral Hür sustu ve pencereden dışarı baktı. Öğlen olmasına karşın gezegen karanlıktı. Lulu annesinin sonra boyutundan ne zaman döneceğini sordu. Babası derin bir nefes aldı ve bilmiyorum dedi. Lulu tam bir soru daha soracaktı ki babası ona sımsıkı sarıldı. Bilmiyorum dedi gözyaşlarını silerken. Lulu o güne kadar babasının her şeyi bildiğini sanıyordu. Demek babalar bile her şeyi bilmiyorlar. Şimdi Lulu rüya görüyor. Rüyasında annesiyle birlikte ormanda dolaşıyorlar ve meyve topluyorlar. İncirler, dutlar, erikler. Her yerde papatyalar, laleler ve güller var. Orman mis gibi kokuyor. Her yer sıcacık. Lulu kemiklerinin bile ısındığını hissediyor. Annesine bakıyor. Annesi üşümüyor, öksürmüyor. Ne kadar harika bir gün. Lulu'nun burnuna bir kelebek konuyor. Lulu pşş, hapşırıyor ve uyanıyor. Tek gezegeninde karanlık bir gün daha başladı. Gezegen yüzeyindeki kabarcıklarda bulunan evlerinden çıkıp işlerine ve okullarına giden gezegenlilerin yüzleri asık. Hayat kaynakları olan nehrin sularında koca ağızlı ürkütücü yaratıklar yüzüyor. Herkes eski günleri ve Kraliçe Umut'u özlüyor. Kraliçe sonra boyutuna gittiğinden beri yağmur yağmadı. Rüzgar esmedi ve kızıl yıldızlar parlamadı. Neden mi? Güneş karalar bağladı da ondan. Yani o kadar üzüldü ki ışık saçamaz oldu. Şimdi siyah paltosu, siyah güneş gözlüğü ve kocaman siyah şapkası ile gökyüzünde oturuyor. Tek gezegenliler aralarında mırıl mırıl mırıldanıyorlar. Bu karanlık ne zaman sona erecek? Bu soğukta donacak mıyız? Kral Hür bizi kurtaracak mı acaba? Kral Hür ise güneşin karalar bağladığının farkında değil. Çünkü onun da kalbi tek gezegeni gibi soğuk ve karanlık. Lulu gözlerini aralayarak açtığında annesi yanında değildi. Annesini o kadar özlemişti ki kirpikleri usul usul ıslandı. Can ışıklardan süzülen dalgalar kirpiklerinin arasına girdi ve gözlerinde minik gök kuşakları oluşturdu. Biliyorsunuz bir can ışık bir gözyaşı damlasıyla buluştuğu zaman gök kuşağı olur. Lulu gözlerini sildi ve mırıldandı. Ağlamanın zamanı değil.
Odayı kaplayan siyahlıkta parlayan iki şey vardı. Üzerinde fosforlu balon demetleri olan beyaz bir elbise ve elbiseden de beyaz dantel bir şapka. Lulu pijamalarından hızla kurtuldu ve elbiseyi giyiverdi. Şapkasını da taktı. Bu şapka annesinin ona aldığı son doğum günü hediyesiydi. Yumuşak bir sesle şöyle demişti Kraliçe Umut. Bu şapka aklına gelen ilginç fikirlerin uçup gitmesini engelleyecek. Lulu çekmecesinden elektronik defterini çıkardı. Defterde haritalar, oyunlar, en sevdiği kitaplar, bir de aile fotoğrafı vardı. Parmak uçlarını kalem gibi kullanarak istediği her şeyi yazabiliyordu. Defterini de aldığına göre yolculuğa hazırdı. Pencereye doğru yürüdü ve siyahlar içinde oturan mutsuz güneşe seslendi. Hoşça kal güneş, ben annemi bulmaya gidiyorum. Güneş onu duymadı bile çünkü hala uyuyordu. Kral hür tahtında ağır hareketlerle gerindi. Horozlar! Yine ötmediniz. Ya nasıl uyanılır ki böyle bir gezegende? Kemiklerini birbirine bağlayan eklemlerinden garip sesler geliyor. Çıt, pat, krik. Göz altları mor. Tırnakları uzamış. Eskiden haftada bir kere tırnaklarını keserdi. Pelerini çamaşır makinesinde çekmiş gibi görünüyor. Ve toz içinde. Tahtın solunda dev bir pizza kutusu duruyor. Kral hür kutuya bakarken midesinden gelen baloncuklara engel olamadı. Ve yüksek sesle gargaladı. Lulu, Kraliçe Umut ve Kral Hür. Ev yapımı pizzayı özledim. Hazır pizzaların yağı mideme dokunuyor. Göbeğini kaşırken aklına dahiyane bir fikir gelmiş gibi neşeyle sıçradı. Taht odasından çıkarken kahvaltıda dondurma diye bağırıyordu. Lulu merdivenleri sessizce indi. Tam yere basacakken pelerinini savura savura dondurma diye bağıran babası önünden geçti. Kral hür nereye koşuyordu acaba? Kim bilir? Annesi sonra boyutuna gittiğinden beri babasıyla çok az konuşuyorlar. Eskiden hikayeler anlatan, bilim laboratuvarlarını gezdiren, Lulu ile bahçede oyun oynayan babası gitti, onun yerine bu adam geldi. Devamlı bir şeyler yiyen, söylenen ve uyuyan bir adam. Arkadaşsız kalan Lulu'nun canı sıkılıyordu. Karanlıkta oturup yaşamı, gezegeni ve olanları düşündü. Defterine notlar aldı. Günlerden bir gün annesinin peşinden sonra boyutuna gitmeye karar vermişti işte. Kraliçe Umut'u bulup dönecekti. Yeniden aile olacaklardı. Güneş siyah kıyafetlerini çıkaracaktı. Tek gezegeni aydınlanacak ve ısınacaktı. Hatta annesini de iyice ısınınca öksürüğü kesilecek diye nasıl mutlu oldu. Ah ne mükemmel bir hayat. İnsan başka ne ister? Belki yeni oyuncaklar, elbiseler ve kahvaltıda dondurma olabilir. Şimdi bunların sırası değil. Lulu babasının arkasından son bir kez daha baktı ve şato kapısının altından yuvarlanarak dışarı çıktı. Kral hür mutfağa girdiğinde gözleri yerlerinden fırlamış gibiydi ve dönüyordu. Dondurma! Dondurma! Çikolatalı, çilekli, karamelli, cevizli ve kavunlu dondurma! Aniden ensesinde soğuk bir el hissetti. Döndüğünde kimseyi göremedi. Tam buzdolabının kapağını açmak üzereyken biri pelerinini çekti. Bu sefer sinirlenmişti. Kim var orada? Gür ve kalın bir ses yankılandı. Kahin olmanın en sıkıcı tarafı senin kahinin olmak sevgili Kral Hür. Çünkü geleceğinde sadece daha çok yemek ve tembellik var. Kral Hür'ün yanakları kızardı. Mutfak tezgahının üzerinde beliren bu gizemli adamın ismi Tar'dı. Kahin Tar. Kahinler gelecekte olacakları bilen büyülü insanlardır. Tar'ın büyülü olduğu beline kadar uzanan saçlarından bile belli oluyordu. Ne televizyonda ne gökyüzünde böyle bir mavi görebilirsiniz. Kahin kralını üzgün gözlerle süzdü. Bu zavallı adam en son ne zaman yıkanmıştı? Soruyu sorar sormaz aklında yanıtı belirdi. Tam 9 gün önce. Felaket! Üstelik küçük ve tatlı prensesin evden kaçtığından da haberi yoktu. Artık ona bir kral ve baba olduğunu hatırlatmanın zamanı gelmişti. Kahin Tar boğazını temizledi ve kral hürün önünde hafifçe eğilerek
Prenses Lulu bu sabah 08:17'de şatodan kaçmıştır sevgili Kral Hür. Bilginize, dedi. Lulu ormanda tek başına yürüyordu. Yeşilin bütün tonlarının arasında dolaşırken denizde olduğunu hayal etmeye başladı. Annesi ve babası onu denizle ilk kez tanıştırdıklarında çok heyecanlanmıştı. Tuzlu ve yeşil suyun içinde ayakları yerden kesildiğinde de çok heyecanlanmıştı. Lulu'dan biraz uzakta bekleyen ve bellerinden yukarısı görünen annesiyle babası ona gülümsüyorlardı. Hadi bize doğru yüz Lulu. Kollarını bir kelebeğin kanatları gibi düşün ve suyla kucaklaş. Lulu gözlerini kapatıp 6'ya kadar saymıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından cesaretini toplayıp kendini suya bırakmıştı. Kızının şatodan kaçtığını öğrenen Kral Hür bulduğu ilk sandalyeye oturdu. Kafasını ellerinin arasına aldı. Kahin Tara çok kızmıştı. Prensesin kaçacağını nasıl göremez? Geleceği görüyorum diye övünmeyi biliyor. Kahin Tar kralın düşüncelerini okudu ve kendinden emin bir hareketle kralı oturduğu yerden kaldırdı. Birlikte büyük mutfak penceresinin önüne geldiler. Kralın eline bir zumzum, yani uzaktakileri yakında görmemizi kolaylaştıran bir araç verdi ve siz böyle bir gezegenden kaçmak istemez misiniz diyerek pencerenin dışındaki manzarayı işaret etti. Kral kraliçesini kaybettiğinden beri ülkesine ilk kez bakıyordu. Her yer karanlıktı, soğuktu, insanlar mutsuzdu, fabrikalar sessizdi. Atölyelerden kahkahalar yerine homurtular yükseliyordu. Acaba Kral Hür Lulu'yu en son ne zaman görmüştü? Ne kadar ilgisiz ve kötü bir babaya dönüşmüşüm ben böyle, dedi. Kral Hür kendine kızmıştı. Kahin Tar ise olacakları önceden görmüş ve bir plan yapmıştı. Bugünlük burada duralım mı? Yarın devam ederiz. Sizi çok seviyorum.